Merhabalar, çok sevgili ve saygıdeğer dinleyicilerimiz. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü konumuz 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Çağımızın sağlık sorunu diyabet. Tüm dünyada ve ülkemizde diyabet ve diyabete bağlı sağlık problemleri çok sık görülmektedir. Diyabet, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ve ömür boyu süren kronik bir hastalıktır. Diyabet aslında kan şekerinin yüksek seyrettiği bir metabolik hastalıktır. Ailesinde diyabet olanların hastalığa yakalanma riskleri daha fazladır. Kilo artışı ile diyabet olma riski de artar. Aldığımız besinler vücudun başlıca yakıtı olan glikoza dönüşmek üzere bağırsaklarımıza parçalanır. Sağlıklı bireylerde kana geçen glikoz, pankreastan salgılanan insülin hormonu yardımı ile diğer hücrelere taşır. Bu da vücudumuzda yeterli miktarda olmaz ise şeker hastalığına sebep olabiliyor. Diyabetin tip 1 ve tip 2 ve gebelik diyabeti gibi başlıca tipleri vardır. Ama en çok sık görüleni tip 2 diyabetidir. Bu tip 2 diyabeti gelişmeden önce yıllarca süren bir gizli şeker yani prediyabet dönemi vardır. Yani kişi bu halde diyabet olduğunu anlamıyor. Daha sonra ortaya çıkabiliyor. Genelde açlık durumlarında farklılaşma sağlayabiliyor. Çocukluk ve göberte çağında yani ergenlik döneminde pankreasta beta hücrelerinin harabiyetine bağlı olarak da bu insülin direnci meydana gelebiliyor ve bu tarz diyabeti de tip 1 diyabet olarak biz isimlendiriyoruz, tanımlıyoruz. Ve bu gebelik esnasında ortaya çıkan da bir diyabetimiz de var. Bu genelde doğumdan önce bir gebelik testi, kan şeker yükleme testi yapılıyor. Bu şeker yükleme testinde kişilerde bu diyabetin olup olmadığı ortaya çıkabiliyor. Diyabet ile birlikte yıllar içinde bazı önemli komplikasyonların görülme olasılığı da artıyor. Yani bu diyabetle beraber kardiyovasküler hastalıklar, yani kronik böbrek yetmezliği, göz damarları ve retinanın tutulması gibi, ayaklarda ve bazen ellerde uyuşma olabiliyor, karıncalanma olabiliyor, ağrı ve güçsüzlük. Yani diyabet ayak ülserlerinin de başlıca sebeplerinden biri olarak meydana gelebiliyor. Ve bu komplikasyonları önlemek için kan şeker seviyesini kontrol altına almak ve yüksek tansiyon tedavisini de önlemek gerekiyor. Aslında diyabetin oluşmasını önlemek ve oluştuktan sonra da sağlıklı beslenme ve egzersiz en önemli bir yere sahip oluyor. Biz günlük egzersizlerimizi yaparsak, sağlıklı beslenirsek, diyabetle ilgili şeker oranını kontrol altına alırsak, bunu önleme noktasında birçok başarı elde ediyoruz. Yani bugün genelde tip 2 diyabetlerindeki kan şekerinin kontrolünü sağlamak üzere elimizde birçok farklı etki mekanizmaları var ve ağızdan alınan birçok ilaçlar var. Genelde tip 1 diyabet ve tip 2 diyabetin bazı özel durumlarında yani insülin tedavisi en uygun seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Yani insülin iğneleri vurulabiliyoruz. Gün boyu etkisini sürdüren bazal insülinler yemek öncesinde ve yemek sonrasında kısa etkili insülin direncini yani kan şekerini kontrol altına alıyor. Bu da bizde çok büyük tedavi noktasında işimize yarıyor. Genellikle bu diyabetli olan kişilerde sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, çok su içme, sürekli açlık hissi, kilo kaybı, bulanık görme gibi, yemek sonu uyku bastırması, yorgunluk, halsizlik ve kan şeker seviye ölçümlerinde büyük yarar var. Bu gibi belirtileri meydana geliyor. Bu belirtileri gösterdiği zaman kan şeker seviyemizi ölçersek büyük fayda var. Unutmayalım ki diyabette erken tanı ve tedavi ileride ulaşabilecek birçok komplikasyonu önlemek için faydalı olacak ve en azından bu durumu geciktirecektir. Diyabetsiz, sağlıklı bir yaşam dileğiyle. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programında herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın. Diyabetsiz, sağlıklı bir yaşam dileğiyle.